1990 yılında Hristiyan anne babadan Alexander adında bir bebek dünyaya geldi. Annesi en baştan beri dinini kendi seçsin diye onu serbest bırakmıştı. 6 yaşına geldiğinde ona farklı dinler hakkında kitaplar aldı. Bu kitapları güzelce bitirdikten sonra 8 yaşında Müslüman olduğunu açıkladı. İman ve İslam'ın şartlarını öğrendi. Kur'an'dan bir sürü sure ezberledi. Bir Müslüman bile tanımadan dini hükümlerin çoğunu kendi kendine öğrendi. Çok sevdiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzemek umuduyla ismini Muhammed Abdullah olarak değiştirdi. Televizyon kanallarından birinde annesinin arkadaşı çalışıyordu ve onu televizyona davet etti. Programa hazırlanmak adına çocuğa sormak üzere sorular hazırlamışlardı. Fakat çocuk onlardan erken davranıp ilk soruyu o sordu spikere. ''Ben nasıl hac ve umre yapabilirim? Yolculuğa çıkabilir miyim? İhram kıyafetlerini nereden alabilirim?'' diye sorular sordu arka arkaya. Spiker bu sorularını canlı yayından sonra cevaplayacağını söyleyerek yayına başladı. Yayın sırasında çocuğun okulda meşhur olduğunu öğrendi. Okulda namaz vakti geldiğinde tek başına ezan okuyup namaz kıldığını öğrendi. Program başlayınca spiker sorularını yöneltmeye başladı teker teker. ''Bir sorun yaşadın mı namaz konusunda?'' Çocuk üzüntüyle ''Bazı zamanlar namaz vaktini bilmediğimden namazlarım geçiyor.'' diye cevap verdi. Spiker, ''İslam'da seni cezbeden şey nedir?'' diye sorunca, ''Aklımda bir sürü soru dolaşıyor ve bu sorular beni çok yoruyordu. İslam'dan başka bir yerde beni ikna edecek cevaplar bulamadım. İslam bütün sorularımı eksiksiz cevapladı. İslam'la ilgili her okuduğum kitapta sevgim daha da arttı. Müslümanların Allah'ı anlatması beni daha da etkiliyordu ve böylece İslam'ı seçtim. Çünkü diğer dinlerde Allah'ı kötü bir şekilde tasvir ediyorlar.'' diye cevap verdi. Spiker, ''Peki bundan sonraki hedeflerin nelerdir?'' diye sorunca çocuk, ''İki hedefim var. Birincisi yazar ya da fotoğrafçı olmak. Amerika'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili kötü amaçlı resimler yayınlıyorlar ve bu beni çok üzüyor. Müslümanlara doğru olanı göstermek istiyorum. İkinci hedefime gelince Mekke'yi mükerremeye gidip Hacerül Esved'i öpmek.'' diye cevap verdi. Annesi söze girdi ve ''Odasının her yeri Kabe resimleriyle dolu. Orayı ziyaret etmek için her hafta harçlığından $300 biriktiriyor. İnsanlar onun bir macera meraklısı olduğunu düşünseler de ben oğlumun insanların anlayamayacağı gerçek bir imana sahip olduğuna inanıyorum.'' dedi. Spiker, ''Ramazan orucunu tuttun mu?'' diye sordu. Çocuk, ''Evet, geçen sene tuttum. Hatta babam yapamayacağımı söyleyerek bana karşı çıktı. Fakat yaptığımı görünce çok şaşırdı.'' dedi. Spiker, ''Anne babanla birlikte domuz eti yiyor musun?'' diye sorunca, ''Domuz pis bir hayvan aslına bakarsanız. Ben yemiyorum. İnsanların da nasıl yediğine anlam veremiyorum.'' dedi. Spiker, ''Okulda nasıl namaz kılıyorsun?'' diye sordu. Muhammed, ''Kütüphanede gizli bir yer buldum. Her gün orada namazlarımı kılıyorum.'' dedi. Sohbet sırasında akşam ezanı vakti gelmişti. Muhammed spikere bakarak, ''Ezan okumama izin verir misiniz?'' diye sordu. Sonra kalkıp da ezan okumaya başlayınca spiker ve orada çalışanların gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Akşam namazından sonra spiker Muhammed'in yanına gelerek ona o sene istediği zaman hacca gitmesi için açık bir uçak bileti verdi. Muhammed sevinçten ağladı. Hayal ettiği şey gerçek olmuştu. Ya eyyühellezine amenu rka'u vescudu ve'budu rabbakum ve'fealul hayra leallekum tuflihun. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.